Evet Emre Bey, bugün çok önemli bilgiler paylaştınız basın toplantısında. Şimdi bunları özetleyecek olursak, Garanta ve ikinci Enikom olarak neler yapıyorsunuz? 2020 hedefleri neler? Ve son bir senede özellikle MUL özelinde nasıl bir aşama kaydettiniz? Nasıl bir parka kavuştunuz? Biz şirket olarak özellikle dijital ve teknolojik işlere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Belli bir aşamaya da geldik ama daha da gidecek yolumuz var. MUL özelinde konuşursak açıkçası, MUV'da 1700 araç parkına ulaştık. Şu an İstanbul'da faaliyetteyiz. Biliyorsunuz son zamanlarda İspark'la bir anlaşma yaptık ve müşterilerimiz ücretsiz bir şekilde İstanbul'daki tüm otoparkları, İspark otoparklarını kullanabiliyorlar. 9,5 TL'den başlayan 15 dakikalık kullanımlarda hizmet sunuyoruz. Ve bu 9,5 TL'ye de 5 kilometre ücretsiz yakıt da içinde fiyatın. O yüzden müşteriler tarafından müthiş ilgi gördü bu uygulama. Bir sene oldu uygulamayı hayata geçirdiğimizden bugüne. 1 milyonun üzerinde bir kiralama rakamına ulaştık. Genel itibariyle de 35 yaşın altındaki genç kitle bu işe çok önem veriyor ve kullanıyorlar. Çok uygun maliyetli buluyorlar, teknolojik buluyorlar, çevreci buluyorlar. Hem trafiği de azaltan bir etkisi var. O anlamda da müthiş bir talep görüyor. MUV by Garanta dışında bildiğiniz gibi ikinciyeni.com var. Bizim internetten açık artırmayla araçları sattığımız bireyler hem araç alabilirler buradan, ikinci el biliyorsunuz çok gündemde, hem de kendi arabalarını satabilirler. Hem araç alabilecekleri hem satabilecekleri bir platform oluşturduk. Şu anda çıktığımız araçların %85'i Garanta ve ikinci elinin kendi aracı değil. Günde 200'e yakın araba çıkıyoruz. Almak istemiyorlarsa en azından piyasada neler oluyor, hangi fiyatlar var, trendi takip etmek için bile sitemizi kullanabilirler. Günde 200'ün üzerinde gerçek satış fiyatını anlık görebiliyorlar. Burada en önemli konu aslında fiyatın değerlendirilmesi. Yani herkes aracına bir değer biçiyor ama bu bazen çok yüksek rakamlarda da olabiliyor. Bazen de satıcılar acaba çok ucuza mı verdim diyor. Bu ortalama fiyatı değerlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz, neye göre yapıyorsunuz? Bir kere bizim sitemizde hem de uygulamamızda CarWizard adını verdiğimiz bir yapay zeka uygulaması var. Bu uygulamaya girdiğinizde marka modeli ve model yılını, diğer detayları seçtiğinizde size ortalama bir bu arabanın piyasadaki fiyatını veriyor. Fiyatların bu kadar oynak olduğu bir piyasa için bu çok önemli bir araç açıkçası. Tüm müşterilerin bunu kullanmasını tavsiye ederim. Bunun dışında da bizim sistemimizde arz ve talep aynı anda buluştuğu için subjektif fiyat artışları veya subjektif fiyatlar göremezsiniz. Zaten anlık gerçekleşen fiyatlardır bunlar. O anlamda bizden araba almayacaksa bile, farklı bir arabayı tercih edecekse bile en azından piyasadaki hareketi anlamak açısından bizim siteyi kullanmalarını tavsiye ederim. Yani pazarda gerçekleşen reel fiyatları buradan yakalamak daha mümkün diyorsunuz. Evet ve tüketicilere de, sadece kurumsal şirketleri değil, tüketicilere de hiçbir ekstra ücret ödemeden üye olabilecekleri, hatta üye olmadan takip edebilecekleri bir site öneriyorum. Müthiş bir aslında hizmet bu herkes için. Peki önemli konulardan bir tanesi de ekspertiz. Şimdi aracına bir fiyat belirlediniz ama daha sonra bu aracı bir ekspertiz yapılıyor. Beyanla tutup tutmadığını görmek için. Burada aracını satacakların nasıl bir yükümlülüğü oluyor? Neler yapması gerekiyor? Bunun için bir ücret ödüyor mu? Arabasını satmak isteyen bir kişi ya da bir kurum bizim web sitemize girip CarWizard'den aracını değerliyor. Değerledikten sonra randevu alıyor. Bizim İstanbul'a yayılmış şubelerimiz var. Aracını getiremiyorsa, özel bir durum varsa biz de arabayı kendi olduğu yerden aldırabiliyoruz. Ardından ya müşteri kendi götürüyor ya da biz arabasını aldırıyoruz, ekspertiz yaptırıyoruz. Profesyonel bir ekspertizimiz var, çok detaylı. Ardından biz bir belirlenen fiyat ve ekspertizle mutabık alıyoruz müşteriyle. Müşterinin yönlendirmesine göre kafasındaki fiyata ve bizim piyasadaki fiyatı kendisiyle paylaşıyoruz. Ortak bir fiyat belirleniyor. Müşterinin uygun gördüğü fiyatı biz minimum fiyat olarak açık artırmaya koyuyoruz. Örneğin 100 bin lira varsa kafasında müşterimizin 80 bin, 90 bin bir fiyatla açık artırmayı başlatıyoruz. Minimum fiyatı bittiği anda da araba satışa hazır hale geliyor. Müşterinin tek yapması gereken bize bir satış vekaleti vermesi. Biz alıcıdan ödeme geldiğinde satış vekaleti zaten elimizde. Biz önce arabayı satıyoruz, sonra da parayı satıcının hesabına geçiyoruz. Ortalamada maksimum 5 gün içinde bir satış işlemi gerçekleşmiş oluyor. Müşteri hiçbir süreciyle uğraşmadan şeffaf bir şekilde süreci takip edebiliyor. Peki siz ihaleden bahsettiniz. Tek yöntem ihale mi satış olarak?
Açık artırma dışında isterse ben açık artırmayla uğraşmak istemiyorum. Direkt siteye koyayım. Fiyatı da belli olsun derse hemen al dediğimiz bir uygulamamız var. Ve istediği fiyatı yazabileceği ve o fiyattan da araçların alındığı bir uygulamayı da kullanabiliyor. Yine aynı sitede hemen al uygulamasını kullanabilir. Peki ikinci el pazarından biraz bahseder misiniz? Nasıl rakamlara ulaştı ve fiyatlardaki son dönemde görmüş olduğumuz artışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıkçası bu çok güncel bir konu. Hepimiz de anlamaya çalışıyoruz. Fiyatlar artıyor mu? Neden artıyor? Biraz eskiye gitmemizde fayda var. Sizi 2018'den bugüne getirmek istiyorum. Son iki sene biliyorsunuz otomotiv sektörü için biraz zor bir dönemdi. Ancak son 3-4 ayda çok ciddi toparlanmaya başladı. 2018 yılının tamamında Euro kuru %32 arttı. Euro kuru neden sektör için önemli? Çünkü Euro kuru araç fiyatlarını, sıfır araç fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Kur %32 artarken liste fiyatları %17 arttı. Yani distribütörler veya araç üreticileri maliyetlerindeki bu %32'lik artışın sadece %17'sini fiyatlarına yansıtabilmişler. Bu dönemde ikinci el araç fiyatları sadece %3 artmış. Çok ciddi bir baskı görmüş fiyatlar. Bunun temel nedenlerinden biri de ÖTV indiriminin gelmesi Kasım ayında. Biliyorsunuz %10 civarında bir fiyatlarda geriye gelme görmüştük. 2019 yılına geçtiğimizde kurda bütün yılın tamamında sadece %7'lik bir artış oldu. Nispeten stabil bir sene geçirdik. Bu dönemde distribütörler fiyatlarını %15 arttırdılar. Yani 2018'de maliyetlerine yansıtamadık, fiyatlarına yansıtamadıkları maliyetleri 2019 yılında yansıtmışlar görünüyor. Bu dönemde peki ikinci el ne yaptı diye baktığımızda kur 2 yılın toplamında %39 artarken 2018'de biliyorsunuz sadece %33 artmıştı ikinci el. 2019'da bir patlama yaparak bütün bu artışın tamamını bir yılda yaşamış oldu ve %36 arttı fiyatlar. Yani yılın başında 100 bin liraya aldığınız bir arabanız yılın sonunda 136 TL olmuş oldu. Bu aynı zamanda yıl içinde araba alıp satanları da ikinci elin bir yatırım aracı olduğu algısı da kuvvetlendi. Talebi buraya zaten çok kuvvetliydi. Daha da arttırdı. Bir kartopu etkisi yarattı sektörde. Peki buna sıfır araçların daha ulaşılamaz rakamlara erişmesinin etkisi var mı? Aslında temel neden bu. Sıfır araç fiyatları maalesef yüksek vergilerden kaynaklı ulaşılması zor. Kıyasladığımızda sahip olma oranı sıfır araç fiyatlarında hala Avrupa'nın çok gerisinde. Çok genç bir nüfusumuz var. Çok büyük bir ülkeyiz. Bir ulaşım ihtiyacı var, bir araç ihtiyacı var. Bu ihtiyacı da insanlar gidermek için sıfır araba alamadığı için dönüyor. Bu ihtiyacını ikinci el araçla gideriyor. Bu özellikle artışın önemli bir kısmı da Eylül ayından sonra gerçekleşti. Temel nedeni de biliyorsunuz Temmuz'da başlayan Merkez Bankası'nın faiz indirme süreci. Bu indirme süreci çok 24'lerden 10'lara yaklaştıkça hem tüketim harcamalarında hem tüketici kredilerinde çok büyük bir artış oldu. Bu artışta tüm emtiaların fiyatını arttırdı. Buna evde dahil, araçta dahil, borsada parası olanın hisse senedi de dahil. Aslında gördüğümüz Türkiye'nin bir fakirleşmişti 2018'de, 2019'da toparlanma yılı olarak görebiliriz. Peki ikinci elde en çok talep gören yaş grupları ve segment nedir? Sıfıra gücü yetmediği için insanlar ikinci ele kayıyor. Bunu bahsetmiştik. O yüzden de özellikle 1 ve 2 yaşındaki araçlar değil, daha ağırlıklı olarak 4-5 yaşın üstü biraz daha yaşlı araçlar talep görüyor. Ve ekonomik segment pazarın temel ağırlığını oluşturuyor. En çok C segment diyebilir miyiz talep gören? C segmenti diyebiliriz tabii ki. Çünkü insanlarımız hala ailesiyle kullanabileceği. Ama bu yavaş yavaş aşağıya doğru kayacaktır. C segment hala belirleyici bir oyuncu ama biliyorsunuz sıfır araç pazarında C segmentin ağırlığı yavaş yavaş SUV'a kayıyor. Sıfır araçta kaydıkça pazarda ona göre şekillenecektir. Ama şu an için en büyük segmentin C segmenti olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Bu segmentlerde de hem ikinci elde de hem araç kiralama paylaşım sektöründe de büyüyen bir trend içindesiniz. Son olarak 2020'den sonra bu pazarı nasıl öngörüyorsunuz? Hem ikinci elde hem paylaşım sektöründe. Paylaşım sektörü artarsa ikinci ele ve sıfır araçlara talep azalır mı? Biz paylaşım ekonomisinde şu anda 1700 aracımız var. Sadece İstanbul'dayız. Başka şehirlerle ilgili bir planımız var. Ama şu an için ağırlıklı İstanbul'dayız. Bu sene araç parkımızı iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Paylaşım ekonomisinde biz Türkiye için çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Çünkü araç sahipliği çok düşük. Araç sahipliğinin çok düşük olduğu,
Çin gibi nispeten Avrupa'ya göre daha düşük olduğu Rusya gibi ülkelerde araç paylaşım modelleri çok hızlı büyüyor. Biz de biliyorsunuz bunda Türkiye'de ilk defa serbest dolaşımlı araç paylaşımı yapan ilk firmayız. O yüzden yatırımımızı iki katına çıkaracağız. Ondan sonraki yıllarda yatırımımızın önemli bir kısmını bu dijital işlere yapmayı planlıyoruz. İkinci elle ilgili de planımız, daha doğrusu beklentimiz bu sene adetlerin geçen senenin de üstünde artacağı 8 milyona yaklaşan bir adeti göreceğimiz. Serbest paylaşımcı derken burayı isterseniz secdemiz için açalım. Çünkü kafada şöyle bir şey var. Ben aracı hangi noktadan alacağım, nereye bırakacağım, böyle bir bağ var mı yok mu diye. Bunu açarsak herhalde kafalarındaki bu soru işareti de gider ve işin aslında ne kadar yapıcı ve faydalı olduğu da ortaya çıkar. Belki modeli o zaman anlatmak dediğiniz gibi daha fayda var. Model nasıl çalışıyor? Siz bir Google Store'a ya da Apple Store'a girdiğinizde uygulamamızı ücretsiz şekilde indirebiliyorsunuz. Üyelik de ücretsiz. Üye olduktan sonra imza süreci de dijital. Yani kendi videonuzu çekiyorsunuz. Ben sözleşmedeki şartları kabul ettim dedikten sonra sistem bir gün içinde otomatik sizin üyeliğinizi onaylıyor. Ardından da siz çevrenizdeki size en yakın araçları uygulamadan görebiliyorsunuz. Uygulamada gördüğünüz arabalarda kaç dakika mesafede olduğunu gösteriyor. Arabanın yakıtının hangi seviyede olduğunu görüyorsunuz. Modelini görüyorsunuz, yakıt tipini görüyorsunuz, şanzıman tipini ve fiyatları görüyorsunuz. Fiyatlar 15 dakikası 9,5 TL'den başlıyor. Aracın çeşidine göre yükseliyor. Ardından arabaya yürüyorsunuz. Araca yürürken navigasyon size eşlik ediyor. Atıyorum örneğin 5 dakika yürüyorsunuz araca. Yürüdükten sonra arabanın yanına geldiğinizde uygulamadan aracın kapılarını açıyorsunuz. Bindiğinizde anahtar nerede sorusu tabii doğal olarak akla ilk geliyor. Anahtar torpido gözünde. Anahtar alıp arabayı çalıştırıyorsunuz. Ve çalıştırdıktan sonra kendi aracınızı nasıl istediğiniz yere park edebiliyorsanız bu arabayı da istediğiniz trafik cezası yemeyeceğiniz tabii ki herhangi bir yere park edebiliyorsunuz. İyi bir haber, biraz önce konuştuğumuz gibi tüm X-Park'lar ücretsiz. X-Park'ta bizim yaptığımız özel anlaşma sayesinde tüm müşterilerimize ücretsiz sağlıyoruz bunu. Ardından da arabayı bırakıyorsunuz, kapıyı kilitlediyorsunuz ve süreci bitirmiş oluyorsunuz. Biz kredi kartınızdan otomatik kullandığınız kadarını kesiyoruz. Süreç çok basit, kimseye ihtiyacınız yok. Kendi işinizi kendiniz görüyorsunuz. Tamamı dijital ortamda yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. Böylece kendi aracınızı kullanır gibi bir araç kullanmış oluyorsunuz ve taksiyle kıyaslandığımızda da bir orandan bahsetmiştiniz. Açıkçası bu her türlü modele bir alternatif. Araç paylaşımı modeli dediğimiz zaman araç sahipliğine de alternatif. Yani kendi arabasını bırakıp dönüp sadece MOVE'u kullanan çok ciddi bir kitlemiz de var. Taksiye, otobüse, metroya alternatif olarak kullananlar da var. Takside de yaklaşık %40-45 mertebesinde ucuz olduğumuzu söyleyebilirim. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu vermiş olduğunuz bilgiler için. Sağ olun, ben teşekkür ederim.